Assalomu alaykum qarindoshlar. Bugun konik egrisizliklar haqidagi 2-chi leksiyamni boshlayman. Konni men o'tganda ko'rsatdim, konning qanday shakllanishi. Shu vaqtda birisida bundan bir savol kelib qoldi-da, ma'lum bizga konik egrisizliklarni tik bo'ng'liq, uch bo'ng'liq orqali shakllangan deb so'zlagan dedi. Endi umu to'g'ri. Endi tik bo'ng'liq, uch bo'ng'liq artık kon şekillendirmemiz gerekiyorsa bu hafta da bu üç, tik bulunluk, üç bulunluk ne? Biz 360 gradus aylandırış doğru kildi. Hem de, ben ilkendik göz etkinimde, ben tanıştığımda konni ten yanlık, üç bulunluk artılık şekillendiren dep sözlüken. Ten yanlık, üç bulunluk artılık konni şekillendiriş için onu 180 градус айландыш тоғыр келді. Шуның үшін 2 жыл сол тоғыра, әмді математикада нұрғын ұқымланы бір қыл емес, бір қанш қыл ұсулар арқылы тәсірләшкі болды. Шуның үшін бұның бір мысал болсын. Бүгінгі мазмұнда мен мұшы коник әгірсізіқланың ішіндегі ең адди шәкіл, яғни чемберінің тәңілімісіне келтіріп шығарған matematik usulünü sizlere göstereceğim. Bunun için bizge koordinat sistemisi, yani kartisyen tekşilik, yani kartisyen sistemisi edip atıldığın sistemini tanıştırış doğru geldi. Bu ne? René Descartes isimli bir Fransiyelik matematik 17. asırda uttur koyuyor. O ne dediğinlik? Muştak işki özara tik bo'lgan ikki chiziqdan shakllangan bir sistem bo'ldi. Vaqtida ma'u to'g'risi bo'lgan chiziq x o'qiy deb atildi. Tiksi bo'lgan chiziq y o'qiy deb atildi. Bu yerda mushu ikki chiziqningki kesishish nuqtasi 0 0 bu koordinat tizimining markazi deb atildi. Bu bir narsa. Әнді бұл координат системісіне алайдығы неме деген жағда мүші тәкшілігінің үстіндегі әр қандақ нұқтыны мүші координат системісінің координаттыры арқылы кіп алайды. Әгер мен мүшеді мүшіне бұл нұқтыны әгер x, y деп алдыған болса, уақытыда мүші x-тің мауы x оқыға тік түшегендегі мауы нұқта x болды. 0'dan B'ye çoğun ağırlığı X oldu. Yani bayağı ki Y'ni biz Y'ni mi biz mi şu doğrusuna Y'ni okuyucu düşürdüğün bu saat o vaxta bu nokta Y'ye kap olur. Şu vaxta da hani bayağı dikkat kılaylı mavi ağırlığının uzunluğu X mavi ağırlığının ki uzunluğu Y oldu. Bu düşen için aldığı bilen bilişimiz gerek. Yani koordinat sistemisinde her kandak nokta ne? Tekşilikte her kandak nokta ne? X, Y ibaret bir cüp koordinat arkalık ifade edildi oldu. Hoş. Bu düşünce aydınlaşkan değil. Hem de hani mani ölçülü değil. Hem de çemberinin, bizim maksimiz var. Çemberinin tanımlısını keltiriş. Hoş. Bunun için şey gireyim. Mani ve ölçülü de bir şeyge bir çemberini size. Bu koordinat sistemisi. Hoş. Әнде қызыл рәңден бір бір чемберді сызай. Әнден кейін чемберінің таңылымысыне келтіріп шығамыз. Хош! Әбер бұр чәмбәрін сіздім дә, бұр чәмбәрінің ке мәркізе мауы, координат системісінің ке мәркізінің білән бірлішіп кетуді. Әндекен бәрді ке қалыған, чәмбәрінің үстеді ке қалыған бір нұқтыны абаймен дәп өткендік, әгер X, Y арқылы ішпабдайынған бұлсақ, шу вақтыда, мүшәді бір ұқымды түшендір өтті bu çemberini bildirdi diyen yerken çağda man baykayla bu hazır x y ikilisine bir özgürlüğü yaşatmamız yani özgürlüğü ne demek miktarlar oldu demek
bu şu x, y noktası eğer bu çemberden üstüde ayrılığında kalmasa m ile kaysi yerkensin. M ile m ekideydi. M ekiyken bilen mavi ağırlık falan var. Mavi çemberinin radyosu dediğimiz bu ağırlık herkes yükselmeyiz. Yani demek m ekiyken çaldı ama x, y, m ekiyken çaldı. Eğer bu x 1, y 1 de kaldırken bu ise mavi ağırlık bu noktanın çemberinin kayısı yerde buluştuğuna katli nazar bu ri ağırlık okşaş buldu. Bu çemberinin ki bir alaydı. Çemberinin en mühim hususiydi. Yani çember üstüge her kandak noktadın merkezgeci boğan ağırlık üzgenmedi. Bir turaksan ri denkten oldu diyerek. Hem de hani meyedeki mavi artıksızlıklarının inek oluşu için artıksızlıklarının ütülü de. Ütülü etken anlık arayla. Hem de yeni bir hukum gerek bizge. Bu ne mi hukum diken de ama Pifagor terimisi. Pifagor terimisini belki memnunumuz, bilimiz. Pifagor terimisi nispeten gitken çağda her kandak bir tik bulunluk, üç bulunluk nispeten gitken çağda. Mesela tik bulunluk, üç bulunluk dediğimiz ona meyede mağa körlük durdu. Üç bulunluğun bir bulunluğun tik olduğun olsa bu her kandak üç bulunluğun ne? Biz tik bulunluk, üç bulunluk, üç bulunluğun da atalım. Muştak tik bulunluğun nispeten gitken çağda. Meyye size mi? Meyye 90 gradus olsun. Muştak her kandak tik bulunluk, üç bulunluğun nispeten gitken de. Eğer yan tarafları A, B, C olduğun olsa, o vaxtıda A'nın kvadratı plus B'nin kvadratı tam oldu C'nin kvadratı. Bu ne elimiz bulmaz. Biz bana bu şu çemberininki tanımlısını, yani merkezi ne oldu bu kan çemberinin tanımlısını keltürüp çıkın. Bizden işletmeyen fakatla bu şu Pifagor terimisi. Kandak işletmeyiz de kendi M'ye karaydı. Hem de M'ye de karaydı. Eğer ma X noktadın ma o X uğuğa oqudiki koordinatın tapılgan bolsa ma nokta oldu bu noktaninki koordinat x. Endi agar ma ni men ma taraf kuch tushirgan bolsam ma bay sozlab ketdim ma taraf tushirgan bolsam ma tik ma uning bilan to'g'risiga kesishgan noqtasi y bo'ldi. Bu ish qismanda bo'ldi. Endi qarab baqaylik. Endi meyer bayqaydigan bolsak ma u aniq. Qani bir yana bir bo'yoqni topaylik. Ma u aniq. Bu ağırlık x kitan oldu. Ama mavi ağırlık y kitan oldu. Demek hem de karabak ile neye de şekillengen mavi 3 bulun, bu mu bir tik bulun, 3 bulun. Şunun için 3 bulunun ki yan taraflarının münasebetini biz manını payınlamasak o vakitli kalın. A'nın oranına biz x'ni koyuyoruz, x'nin kvadratı yaman mavi. X'nin kvadratı plus Y'nin kvadratı mavi. Y'nin kvadratı tan oldu. Ama C'nin oranına R'ni koymuş. R'nin kvadratı diyen bu şu çemberinin tanımısı keltürüp çıkıldı bu yerde. Bana bizden bu şu arkalıkla, bu şu Adila, bu şu Pifagor terimisi arkalıkla çemberinin tanımısını keltürüp çıkardı. Eğer mavi birlik çember olsa, radyosu bir tan oldu. O vaxtında bu addiğine x'nin kvadratı plus y'nin kvadratı tan oldu. Bir, çünkü birinin kvadratı yenildi. Bir. Yoktu da. Tanlımızı yemiş oldu. Hem de bu tanlımının ki keltürüş cereyanı inihlanmadı ki hem de umum yüzlük ahvalık geliydi. Yani ne demek de bir yerde bana okşaşlı bir koordinat sistemisi var. Koordinat sistemisinin merkezi 0, 0. Hem de bu çemberinin ki merkezi eğer H bilen K noktalık kaldırgan olsa o vakit bu çember mandak şekildesiz. Bunun ki tanımızı kanal keltürüp çıkıyoruz. Bana meyada ay yukarı düşenciler asasen bunu asalını keltürüp çıkarlayız. O vakit fakat ne buldu diyen de mesela meyagen karapakın var. Ben meyagen bir kaldığı merkezi H, K boğan çemberden bir yer bir sizdir. Hem de bunun üstündeki kalan bir noktunu aldığımızda
Bu noktanınki x koordinatı meyde oldu, x oldu, y koordinatı meyde oldu. Hem de h k'ninki x kvadratı h oldu, y kvadratı k oldu. Bu ilik oluştu. Ama şu vakitte eğer bu iki noktanı, muşu iki noktanı biz x okudan y okudu çürüdüğün bursa, o vakitte kandak mı? X okudu baykayla, x okudu baykayla baykancağda mavi ağırlık x minus minus h gitmen oldu. Ne biçim şimdi oldu? Şu bir şeyler ne ayeti mühim noktana karanla. X nölgücü boğan ağırlık, h mu nölgücü boğan ağırlık. Şunun için x minus h mu şu ağırlıkını bildirdim. Bu mu abak düşençigi okşaş? Çünkü bu noktanınki mavi ağırlık y, mavi ağırlık k. Y'den k'ni ivetken elbette mavi eksik oldu. Hoş. Hem de bu şu düşençinin payını hep hem de kandak bilmeniz diken de yine de okşasına Pifagor teoremizden payımız. Pifagor teoremizde bana bayağı döttüm. Her kandak tipi olan okşuken şu bulunma nispetini kançakta. Eğer yan tarafından uzunluğu A, B, C bulduğum olsa Pifagor teoremi soyunca A'nın kvadratı plus B'nin kvadratı C'nin kvadratı. Şu vaxtın biz kandak bilmeyiz diken de A'nın ornuğa X minus H'nı koyuyoruz. B'nin ornuğa Y minus K'nı koyuyoruz. Şu vaxtta X minus H'nin kvadratı plus Y minus K'nin kvadratı tan oldu. R'nin kvadratı. Bir yerdeki R dediğimiz bu şu çemberininki radyosu. Hoş. Şunun için abay da ödeyken eğer biz birlik çemberini işledikten bize yani R'yi birlik tan olgan kandak oldu diyen de fakat R'nin oranını birini koymayız. Birinin kvadratı birinin bir oldu. Şu vaxtta da ma tanımı gelip çıktı. Bana bu birlik çemberininki tanımlaması. Hem de bir misal gör bakayla. Eğer bizde mektepler müştak mesela ait için oldu. Eğer çemberin merkezi bir şıkkıda olsa, onun radyosu 5 olduğunu olsa, o çemberin tanımlısı ne buldu diyen de biz fakat aşırı k'nin orduğuna birbirine ilişkini koyuyoruz. R'nin orduğuna 5'ini koyuyoruz. Şu vaxta da bana meyede ma tanımlı kip çıkıdı. Ne mi tanımlı oldu diyen de x minus 1 ma 1 meyye koyduk. Plus y minus 2 kvadratı tam oldu 5'nin kvadratı. 5'nin kvadratı elbette 25 tam oldu. Şunun için bana mavi kaldırıp çıkıyor. Bu bir misal olsun. Bugünkü leksiyerimin asas mezmuni müşergeci bulsun. Hem de benim esildeki maksatım konik egrisizliklerini tanıştırıp andın onun kullanışçanlığı hakkında toxtalmak istedim. Kullanışçanlığı hakkında keyin ayrım toxtalım. Bir nesini dep ötüşün doğru geldim. Şu çemberin kolunu işliyor ameliyatı bize. Her anda yer baykadığım çember diyen hem bir yer göründü. Mesela bizim maşinlerimizin çarkıya, vızpınların çarkıya, taksiler, çiniler, dişimi kivağıma, doppa bana. İşte onların hemisi bu şu çemberlerin bir misaldır. Bu çember diyen ameliyatta bu şu miladın bir 10 bin yıldın burunla insanlar onu işletken bu şu will deyimiz o çak diyen dersini şu 10 bin yıldın burunla. Yani bu şu Mesopotamya dedik bizim ecdatlarımız dünya bu en destekli şu an işletken. Kiyen dedik çaklık varola, tügmenin taşları. Degendek nurgun kolun dışları var. Bunların hepsi bizimle münasebetlik. Keyince, yani 1200. yılları Çingiz Han dünyanı sorgan mezgilde onun her bir koşunları at, bilem şu atlık harı olan işlet etti. Atları huda hazır ki tankı kokşaş, hem de atlık harı olan diken huda hazır ki çoğunma yüklüş maşinleri kokşaş rolünü oynadı. Şimdi Uygurlar'ın tarihi gelsek,
Miladdan burunki 200 yıl, 300 yıllarda Tili, yani Tigri deb atıldığan bir ulus Şimali Asiyanı sorgan. Bu da keyinki Uygurlarının ecdatları bulup şu İgizçaklık Harulat'a oturup uruş kılattı kendik. Bu Xtay'nın tarihi menbelerde tolu tesirligen bir millet bulup Uygurlarının ecdatlarının şu kadimki devirdiler çahni, yani çemberini kandak kolluganlıkı doğrusundaki misaldır. Bu doğruluk bir yerde uzun toxtalmayım. Rahmet.